Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Min hamzihi ve nefhihi ve nefsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Şedidil Burhan Gamil Erken Maşallah Hüken. Euzu billahi min kulli şeytani insin ve can. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ve zera ve dera. Rabbi euzu bike min hemezzati şeyatin ve euzu bike rabbe yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, 1608. hadisi şerife gelmiş bulunmaktayız. Dersimizin konusu, sevgili peygamberimizin uyguladığı hadler, tatbik eylediği hadler hakkındadır. Ebu Hüreyre ve Zeyd İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anhüm ve erdam ecmain hazratı an bildiriyor. Bir bedevi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama gelerek, ey Allah'ın Resulü, Allah aşkına hakkımda Allah'ın kitabıyla hükmet diye yemin verdi. Bundan daha fakih olan bir diğeri de, evet aramızda Kitabullah'la hükmet, bana da izin ver talebinde bulundu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, meramını söyle, seni dinliyorum buyurdu. Adam, oğlum bunun yanında işçi idi. Karısıyla zina yaptı. Bana oğlun için rejim gerekir dediler. Ben de hemen oğlun namına 100 koyunla bir cariyeyi fidye verdim. Sonra bir de ilim adamlarına sordum. Bana oğluna 100 değnek ve 1 yıl sürgün cezası gerekir. Bu adamın karısına da rejim cezası icap eder dediler, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ruhumu kudret elinde tutan yüce zata yemin olsun, ikinizin arasını Kitabullah'a uygun şekilde hükme bağlayacağım. Cariye ve koyunlar sana geri verilecek. Oğluna 100 sopa ve 1 yıl sürgün tatbik edilecek buyurdu. Sonra eslemli bir adama seslendi. Ey Üneys, bu zatın hanımına git. Eğer zinayı itiraf ederse onu recm et gel. Üneys kadına gitti. O suçunu itiraf etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam emretti. Kadın rejim edildi. Bu da Buhari Müslim Muvatta'nın ve diğerlerinin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, alimler bir başka noktaya da dikkat çekmişlerdir. Zina haddi iddia ve ithamla değil, bilakis itiraf ve beyine ile sübut bulur. Kesinlik kazanır. Öyleyse Resulullah niçin Üneys'i hemen rejim vazifesiyle göndermiştir? Bunun cevabını şöyle verirler. Üneys kadına,
hakkındaki ithamı haber verecektir. Kadın bunu ya reddedip haddi kasif talebinde bulunacak yahut da kabul edip suçunu itiraf edecektir. Nitekim iddiayı kabul ederek rejim cezasını çekmiştir. Şer'i hadler fidye ile değiştirilemez. Bunu herkes kulağına küpe etsin. Muhsan yani evli kimseye rejim ve celde cezası beraberce uygulanmaz. Sadece rejim uygulanır. Şafii mezhebine göre bekar zaniye celde cezası ile birlikte sürgün cezası da verilir. İmam-ı Azam'a göre sürgün cezası verilmez, celde yeterlidir. Dışarı çıkmayı adet edinmeyen kadın mahkemeye gelmeye mecbur edilmez. Hüküm verecek hakim onun bulunduğu yere gider. İşte görüyorsunuz. İmam-ı Malik diyor ki, bana ulaştığına göre Hazreti Osman radıyallahu anha anhü ve erdam ecmain hazretlerine evliliğinin 6. ayında doğum yapan bir kadın getirildi. Derhal recmedilmesini emretti. Ancak Hazreti Ali radıyallahu anhü ve erdam ecmain Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve hamlühü ve fissalühü selâsûne şehran buyuruyor. İnsanın anne karnında taşınma ve sütten kesilmesi müddeti 30 aydır. Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Keza bir başka ayeti kerimede, anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Bu hüküm emmeyi tamam yaptırmak isteyenler içindir. Bu da Bakara suresinin 233. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın böyle buyurduğunu anlıyoruz. Bu durumda hamilelik müddeti 6 aydır. Bu suçlama üzerine Hazreti Osman radıyallahu anhü kadının geri gönderilmesini emretmişti. Ancak kadın rejim edilmiş bulundu. Bu da Muvatta'nın haberi. Evet işte bazen de böyle bilenin üzerinde daha iyi bir bilen bulunmaktadır. Bu had cezalarında acele etmemek, ilahi hükümleri iyi araştırmak gerekiyor. Bak burada Hazreti Ali'nin dediği doğru olduğu halde daha önce hüküm başka türlü verilmiş olduğunu görüyoruz. Evet sevgili dostlarımız, İyi bilenin üzerinde daha iyi bir bilenin olduğunu unutmamak lazım. Hele de Kur'an-ı Kerim'i, sahih sünneti, icmai kıyası çok iyi bilmek gerek. Şâbi Rahimehullah anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anhü kadını rem ettiği zaman onu perşembe günü dövdü. Cuma günü de rejim etti ve şunu söyledi. Ona Kitabullah'ın hükmüyle celde, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sünnetiyle de rejim tatbik ettim buyurdu. Bu da Buhari'nin haberidir. Burada zikri geçen kadın, Şurahetül Hemdaniye'dir. Zina suçuyla Hazreti Ali'ye getirilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anhü çocuğunu
doğurması için geri çevirmiş, sonra ona kadın akrabalarından en yakın olanını getirip çocuğu teslim etmiş ve kadını recm etmiştir. Bazı rivayetlerde Hazreti Ali'nin bu durumu tavzih için bir kısım sualler sorduğunu görmekteyiz. Belki de erkek seni zinaya zorlamıştır. Hayır diyor kadın. Sen uyurken rızan olmadan sana gelmiştir. Kadın yine hayır diyor. Kocan düşmanlarımızdan biridir. Hayır diyor kadın yine. Bu cevaplardan sonra Hazreti Ali radıyallahu anh kadının hapsedilmesini emretti. Doğum yapınca bir perşembe günü çıkarttı. 100 değnek vurdurdu. Sonra tekrar hapse gönderdi. Cuma günü bir çukur kazdırıp taşlattı. Burada Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin kadına önce celde, sonra rejim tatbik ettiği görülmektedir. Übey İbni Ka'b radıyallahu anh'ın da bu görüşte olduğu rivayet edilmiştir. Hazim'in kaydına göre Ahmet, İshak, Davud-u Zahiri ve İbnül Münzir Muhsan olan zaniye önce celde, sonra rejim tatbik edileceğine hükmetmişlerdir. Cumhur ise iki haddin birleştirilmeyeceğine hükmetmiştir. Bu görüş Ahmed İbni Hanbel'den de rivayet edilmiştir. Cumhur bu görüşe maizle ilgili hadisi delil yapar ve bunun hem celde hem de rejim ifade eden Ubade hadisini neshettiğini söyler. Ubade hadisi şöyledir. Dul, dulla zina yaparsa 100 sopa ve rejim. Bekar, bekarla zina yaparsa 100 sopa ve sürgün cezası uygulanır. Bu hadis Müslim'de gelmiştir. Ama arada bak nasip bir mensuh olayı bulunmaktadır. O iki haddin bir arada olmayacağını söyleyen hadisi şerif ne yapmış? Nasihtir. Öncekini neshetmiştir. Önceki de mensuhtur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhü Verdan ve Cümayn Hazretleri anlatıyor. Yahudilerden bir kadınla bir erkek zina yaptılar. Birbirlerine bizi şu peygambere götürün. Çünkü bir kızım hafifletmeler getiren bir peygamberdir. Bize rejim dışında fetvalar verirse kabul eder. Allah indinde onun hükmünü kendimize delil kılarız ve peygamberlerinden bir peygamberin bize verdiği fetvalarla amel ettik, hevamıza uymadık deriz dediler. Mescitte ashabıyla birlikte oturmakta olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek, ey Ebul Kasım, zina yapan kadın ve erkek hakkında kanaatin nedir dediler Yahudiler. O onlara tek kelime söylemeden beyti midraslarına geldi. Kapıda durarak Hazreti Musa aleyhisselama, Musa'ya kitabı indiren Allah aşkına söyleyin. Muhsan olan birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat'taki hükmü nedir diye sordu. Yüzü siyaha boyanır, eşek üzerine ters bindirilir,
ve dayak atılır. Hadiste geçen tecviye, zanileri enseleri birbirlerine bakacak şekilde bir eşeğe bindirilip bu halde sokaklarda dolaştırılmasıdır. Ravi devamla der ki, Yahudilerden bir genç bu cevaba katılmayıp susmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun suskunluğunu görünce sualinde ısrar etti. Bunun üzerine genç, madem ki sen bize Allah'ın adına yemin veriyorsun, gerçeği söyleyeceğim dedi. O genç bir Yahudi alimidir. Biz Tevrat'ta rejim emrini görüyoruz dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah'ın emrini hafifletmenizin başlangıcı nasıl oldu diye sordu. O Yahudi alimi genç şu cevabı verdi. Krallarımızdan birinin bir yakın akrabası zina yaptı. Kralımız recmi ona tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zina yaptı. Bunu recm etmek istedi. Ancak adamın kavmi buna mani olup, sen yakınını getirip recm etmedikçe biz de adamımızın recm edilmesine müsaade etmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine aralarında şimdiki cezayı vermek üzere anlaşıp sulh yaptılar. Yani Tevrat'ın yolundan bu konuda saptılar. Bu açıklama üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, ben Tevrat'taki ayetle hükmediyorum dedi ve onların recm edilmelerini emretti ve recm edildiler. Zühri rahimehullah der ki, bana ulaştığına göre şu ayet bunlar hakkında nazil olmuştur. Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik ki onda bir hidayet, bir nur vardır. Kendisini Allah'a teslim etmiş olan İsrail peygamberleri, Yahudilere ait davalarda onunla hükmederlerdi. Bakın Maide suresinin 44. ayeti kerimesi bu. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlardan biriydi. Ebu Davud bunu haber vermektedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın recmi ilk defa bu hadiste görüldüğü üzere Yahudilere tatbik ettiğini, Müslümanlara tatbik edilen recim vakalarının bundan sonra cereyan ettiğini söylemişlerdir. İçtimai felaketlerin, medeni yıkımların hep buradan kaynaklandığını, yani kanunların gözde ve güçlü insanlara tatbik edilmeyip avamdan olan zayıflara tatbik edilmesinden ileri geldiğini söyler. Ve adaletin tatbikinde hiçbir kayırmaya yer vermemesinde ısrar eder. Bir seferinde çok itibarlı bir kadının hırsızlık sebebiyle kolunun kesilmesine hükmedince, kadını kurtarmak için şefaatte bulunanları şiddetle tevbih ve reddetmiş. Allah'ın hududunda mı şefaatçi oluyorsunuz? Allah'a kasem olsun, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı mutlaka elini keserdim demiştir sevgili Peygamberimiz. Allah'ın adaletini Allah adına uygulamadıkça adalet yerine gelmez. İşte Yahudiler Tevrat'ın ve Musa'nın yolundan böyle saptılar. Hristiyanlar İsa'nın ve İncil'in yolundan böyle saptılar. Ey Müslümanlar!
Kur'an-ı Kerim'e, İslam adaletine, Hazreti Muhammed'e, İslam şeriatına sıkı sarılın. Ayet-i Kerime'de Tevrat'ı tatbik eden İsrail peygamberlerinin kendisini Allah'a teslim etmiş olanlar, yani Müslümanlar olarak tavsif edilmiş olmaları, her peygamberin Müslüman olduğu burada açıklanmaktadır ayrıca. Müslümanlara teşrif ve Yahudilere tarizdir. Çünkü onların peygamberleri de Allah indinde makbul yegane din olan İslam dinini uygulamışlardır. Kendileri ise şahsi değişiklikler yaparak, tahriflerde bulunarak bu asıldan yani İslam'dan uzaklaşmışlardır. Rejim meselesindeki tahrifatlarında olduğu gibi. Evet sevgili dostlarımız, bugünkü Yahudilik Tevrat yolunda değildir. Musa'nın yolunda da değildir. Hristiyanlar da bugün İncil'in ve İsa'nın aleyhisselam yolunda değillerdir. Ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed'e tabi olun, iyi Müslüman olun. Allah'ın emirlerine sıkı sarılın. Bizden hatırlatılmasın, ötesi size kalmış. Bütün derslerimizde gerçekleri sizlere tebliğ etmeye çalıştık. Ve hizmetimiz inşallah devam edecektir. Ta mezara kadar. İbni Ömer radıyallahu anhü ve erdan ve cimayin anlatıyor. Yahudiler Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip kendilerinden bir erkekle kadının zina yaptığını söylediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara rejim hakkında Tevrat'ta ne buluyorsunuz diye sordu. Onlar teşhir edip rezil ederiz ve dayak atarız dediler. Abdullah İbn-i Selam radıyallahu anh, bu bir genç bir Yahudi alimiydi o zaman. Derhal Müslüman oldu bu zat-ı muhterem. O Yahudilere bu Yahudi alimi genç olan Abdullah İbn-i Selam radıyallahu anhü o Yahudilere dedi ki kendi adamlarına, yalan söylüyorsunuz. Zinanın Tevrat'taki cezası rejimdir dedi. Hemen Tevrat'ı getirip açtılar. İçlerinden Abdullah İbn-i Surya adında biri elini rejim ayetinin üzerine koydu. Sonra ayetten önceki kısımlardan okumaya başlayıp kapadığı kısmı atlayarak arka kısmını okumaya devam etti. Abdullah İbn-i Selam radıyallahu anhü müdahale edip çek elini dedi, kaldır elini dedi ona. Bak orada ayeti saklıyor, rejim ayetini. Adam elini çekti. Tam orada rejim ayeti mevcut idi. Bunun üzerine ey Muhammed, Abdullah doğru söyledi. Bakın, Tevrat'ta rejim ayeti mevcuttur dediler. Bakın, yoksa üstünü örteceklerdi, kandırabilselerdi. Ne peygamberi kandırabilirler, ne de o Yahudi alimi, genç Abdullah İbni Selam'ı kandırabilirler. Niye? Birisi Allah'ın Resulü, vahiy geliyor, öbürü Tevrat'ı biliyor. Onun için Tevrat'ta peygamberimizin geleceğini iyi bilen Abdullah bin Selam, bu Yahudi genç alim, derhal Müslüman oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam derhal o iki zaninin recm edilmesini emretti ve recm edildiler.
İbni Ömer radıyallahu anhüma ve erdan ve cümayın der ki, erkeğin atılan taşlara karşı korumak için kadının üzerine eğildiğini gördüm. Buhari, Müslim ve diğerleri haber veriyor bu haberi de. Hadis-i şerifte geçen rezil etmekten maksat, önceki hadis-i şerifte zikredildiği üzere, zanilerin yüzünü kömürle kararttıktan sonra bir merkebe sırt sırta gelecek şekilde bindirip sokaklarla dolaştırıp teşhir etmektir. Hadis, Yahudilerin Tevrat'ta olmayan şeyi ona nispet ettiklerini, Tevrat'a dayanarak yalan söylemekten çekinmediklerini göstermektedir. Bu rivayet kişinin muhsan sayılması için Müslüman olmasının şart olmadığını ifade eder. Nitekim İmam-ı Şafii ve Abdullah İbni Hanbel bu görüştedirler. Malikiler ve Hanefilerin büyük çoğunluğu kişiyi muhsan addetmek için Müslüman olmayı şart koşarlar. Ve derler ki bu hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam İslam'a göre değil Tevrat'a göre hükmetmiştir. Ancak Tevrat'ta muhsan olmayana rejim vardır diyenler isabet etmezler. Zira Taberani'de Hazreti Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayet Tevrat'taki rejim ayetinden bahsederken şöyle demektedir. Muhsan ve muhsane olan erkek ve kadın zina edecek olurlar. Bu da beyine ile ispatlanırsa her ikisi de recm edilirler. Kadın hamile ise çocuğu doğuruncaya kadar mühlet tanınır. Rivayet ehli zimmetin birbirine şahitliğinin kabul edileceğine delildir. Hakim güvenilir durumundaki tek bir tercümanla iktifa edebilir. Evet, çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Bundan sonraki dersimiz de inşallah livata, homoseksüalite ve hayvana temasla ilgili konuyla dersimiz başlayacaktır. Cenab-ı Hak İslam aleminin fertte, cemiyette, devlette, milleti İslam'ın içini dışını tertemiz olan kullarından eylesin. Ümmeti Muhammed'in içini dışını tertemiz olmasıyla yarın mahşerde yüzü ak, gönlü pak olarak mahşere gelip beraat etmesini diliyoruz. Dünyada da İslam adaletinin yerli yerince uygulandığı zaman suç işleyenlerin sayısı yok diyecek dereceye geleceğini ve caydırıcı olduğu için suç işleyen de kurtulacak ve toplumdaki emniyet de sağlanacaktır. Onun için birkaç kişiye uygulanan cezalara bakıp da sakın ola ki İslam adaletine sui niyetle bakmayınız, kaybedersiniz. Yüce İslam nerede kanser efendim hücreleri varsa onları alınca vücut selamet bulur. İşte İslam adaleti budur. Hastalığın olduğu yer tedavi edilir, vücut kurtulur. Bir kişiye tam adalet uygularsanız bütün toplumlar kurtulur. Ümmetin tamamı kurtulur. Emniyet sağlanır. Şimdi sen
suçluları caydırıcı ceza vermiyorsun, adaleti sağlamıyorsun. Toplum güven içinde değil, hırsızın sayısı artmış, ahlaksızın sayısı artmış ve sen katilleri besliyorsun. Sen bunu adalet mi zannediyorsun, güven mi zannediyorsun? Bunlar ne adalettir ne güvendir. Adaleti uygulayın. Suça göre gerçek cezayı Allah vermiştir. Allah'tan daha güzel hükmedecek kim vardır? Aklınızı başınıza alınız, Yüce İslam'ı iyi anlayınız, iyi kavrayınız. Yüce İslam daha iyi, daha güzel kavranırsa, işler daha da güzel olur. Adalet uygulanınca herkes memnun olur. Huzur herkese yayılır. Refah herkese yayılır. Herkes güven içinde kalır. Eğer sen adalet uygulamadın, suçluya acıdın, katile acıdın, peki maktulün hakkı ne olacak? Toplumun emniyetini, güvenini kim sağlayacak? Bu yanlıştan vazgeçin. Adaleti tam uygulayın. Yüce Allah'ın had cezalarını azaltamazsın, çoğaltamazsın. Dosdoğru uygulamak zorundasın. Allah'tan daha merhametli kim olabilir? Allah'tan daha adil kim olabilir? Eğer Allah'tan daha adil görüyorsan kendini veya birini, burada şirke saplandığını da unutma. Her şirk küfürdür. Müşrik cehennemde ebedi kalacaktır. Allah'ın eşi dengi yoktur. Zatında yoktur, sıfatlarında yoktur, esmasında da yoktur. Onun hüküm ve kanunlarında da yoktur. Onun nizamında da yoktur. Onun için Allah'ı iyi tanı. Allah-u Teala'yı iyi tanırsan, peygamberine iyi tabi olursan, Yüce İslam'ın ilimlerini yerli yerince iyi anlar, iyi anlatırsan, hükmünce iman ve amel edersen, o zaman bak sen bu işin tadına. Gelin Allah'ın emrinde kul olalım. Peygamberine aleyhissalatü vesselam tabi olalım. Biz Allah'ın kullarıyız. Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Bizim dinimiz İslam, kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için bizim anayasamız Kur'an-ı Kerim, sahih sünnet, icma ümmet, kıyası fukahadır. Bunlar asli delillerdir. Bir de fer'i deliller var, bu asla dayalı olarak. Bunları iyi anlayalım, iyi kavrayalım. Dünyamız güzel olsun, berzahımız güzel olsun, öbür alemde ahiret alemi, durağımız cennet olsun. Yüce Allah cennete çağırıyor, Darüsselam'a. İslam ile kişi cennete gider. İslam kişiyi cennete hazırlar. Bizden hatırlatması, ister inan, ister inanma. Biz tebliğle, azimizle tebliğ etmeye çalışıyoruz, kendimize söylüyoruz. Dileyen dinlesin, dileyen kendi bilir, dinlemesin. Biz kimseye icbar etme gibi bir durumumuz yok. Çünkü Yüce İslam icbar ile hiçbir şeyi kabul etmez. Seve seve Müslüman ol. Seve seve Müslümanlığını yap. Eşsiz sevgiyle Allah sevilir. Allah'ın sevdikleri sevilir. Allah'ın en sevgili kulu da Hazreti Muhammed'dir ve diğer sevgili kullarıdır. Aklını başına al. Biz
insanlığa faydalı olmak için çırpınıyoruz. Sevgili Peygamberimiz ne buyurdular? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara doğru bilgiyi vermezsen, bu insanlığa ihanet değil mi? İnsanlığa en doğruyu söyle. İşte doğru ol, doğruyu söyle. O zaman insanlığa en hayırlı hizmeti yapmış olursun.